bir yol arkadaşınız olarak bağrınıza bastınız. Biz bugün İstanbul'un muradı olmaya, Bağcılar'ın muradı olmaya, inşallah Türkiye'nin muradı olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ve sözlerimin hemen başında hain bir suikaste şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm İslam alemine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şunu asla unutmayın. İsrail terörü mutlaka sona erecektir. Filistin mutlaka özgür kalacaktır. Biz de bu hedef için daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Nerede bir kardeşimizin canı acıyorsa biz orada olacağız. Bu yüzden bizim için dün de bugün de Gazze İstanbul'dur. İstanbul Gazze'dir. Ve buradan Sultan ben Filistin'in asil halkına, Gazze'nin şanlı direnişine selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün yeniden başkentler başkenti İstanbul'umuzdayız. Bağcılara ve İstanbul'a verdiğimiz sözleri tutmanın huzuruyla sizler de yeniden buluşmanın mutluluğuyla karşınızdayız. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ve istiyoruz ki inşallah el ele, gönül gönüle bu hizmet kervanını hep birlikte yürüteceğiz. Bugün daha yaşanabilir bir İstanbul için çok önemli iki adımı bugün Bağcılar'da atıyoruz. Bir taraftan İstanbullu kardeşlerimize, Bağcılarımıza, Güngören'imize, Esenler'imize bir millet bahçesi armağan ediyor. Öte yandan Bağcılar'da 1076 sağlıksız konutu yıkıp yeni yuvalarımızın da hızlıca inşasına başlıyoruz. Ben millet bahçemiz hayırlı olsun diyorum ve şimdiden yeni yuvalarında oturacak kardeşlerimize, iş yerlerinde bereketli kazançlar ve huzurlu, güvenli hayatlar diliyorum. Şimdiden konutlarımız, millet bahçemiz, bağcılarımız için, sizler için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, İstanbul'a eser vermek bizim için bir şereftir. İstanbul'a hizmet etmek bizim için en büyük ödevdir. Ve İstanbul'a hizmet aşkımız süreli veya geçici değildir. Hayatımızın sonuna kadar sürecek bir eser yolculuğudur. Hamdolsun bugün İstanbul'umuzun her köşesinde, İstanbul'da 39 ilçede, 964 mahallede izimiz var. Eserimiz var, alın terimiz var. Sultanbeyli'den Silivri'ye, Pendik'ten Çatalca'ya kadar her ilçede devam eden projelerimiz, yatırımlarımız var. Biz hayatımız boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi yapmaya ve gövdemizi işte buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte taşın altına koymaya, İstanbul'un en iddialı çevre ve şehircilik yatırımlarını yapmaya, üretmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz göreve gelir gelmez soluğu deprem bölgesinde aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız bize görevi tevdi etti ve hızlıca
11 ilimizi, 11 ilimizdeki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Oradaki projelerimize baktık ve orada yapılması gereken işlerimizi hızlıca yürütmek için alınması gereken kararları aldık. Yaraları sarmak için emin olun seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Ve inşallah 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde 11 ilimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Ve yeni yuvalarımızı inşallah süratli bir şekilde inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz İstanbul'da da bir yandan kentsel dönüşüm projelerimizi yaparken diğer yandan da doğal güzelliklerimizi arttıracak adımlarımızı atıyoruz. Bir taraftan İstanbul Boğazımızı ve Marmara'yı koruyacak, diğer taraftan dar gelirli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza yeni konutlar yapacağız. İşte bugün bir tanesini daha açtığımız millet bahçelerimiz bizim bu iddialı duruşumuzun en güzel yansımasıdır. Hedefimiz bellidir. Hedefimiz Türkiye yüzyılı, inşallah yeşilin de güzelliğin de yüzyılı olacaktır. Bunun için de dünyanın en güzel parklarıyla, en büyük parklarıyla yarışan güzellikte İstanbul'umuza, ilçelerimize tam 53 millet bahçesi kazandırdık. Ve Bağcılar Millet Bahçemiz, kıymetli başkanım anlattı. Burası daha önce imarı olan bir alandı. Yani konut ticaret imarı olan bir alan olmasına rağmen biz Bağcılar'ın ihtiyacını giderebilmek için burayı bu alanın asıl sahibi olan milletimize, Bağcılarlı kardeşlerimize armağan ettik. Ve bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade etmeden, hiçbir şekilde ranta kurban etmeden 57 bin metrekarelik alanı millet bahçesi yaparak şehrin bu en değerli noktasını annelerimize, çocuklarımıza, buradaki yavrularımıza ayırdık. Her yaştan insanımız sosyal ihtiyaçlarını inşallah bu mekanda cevap bulacak, bu mekanda giderecek. Şehrin gürültüsünden yorulan kardeşlerimiz burada nefes alacak. Gençlerimiz, çocuklarımız inşallah burada huzur içerisinde oynayacaklar ve bir taraftan sporlarını yapacaklar. Diğer taraftan şehrin sanatı, müziği, eğlencesi, konseri inşallah burada yapılacak. Bayramlarda burada hep birlikte gelip bayramlaşacağız. Kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz ve inşallah bu İstanbul'umuzun, Bağcılarımızın güzelliğine güzellik katacak millet bahçemiz de şimdiden İstanbul'umuz için, Bağcılarımız için hayırlı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul geçmişte en büyük sınavları depremlere karşı vermiştir. Gelecekte de aynı deprem tehlikesi hepimizi beklemektedir. Hep söylediğimiz gibi bir şehirde deprem söz konusuysa çok önemli, diğer her şey önemini yitirir. Çünkü biz bu acıları çok yaşadık. Bu acılara çok şahitlik ettik. İnsanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur. Bu sebepten deprem ne birinci ne de ikinci gündemimizdir. Deprem İstanbul'un tek ve en önemli gündemidir. İstanbul'da olası bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi beklemeyeceğiz, bekleyemeyiz. Birileri gibi gözlerimizi karartıp bu gerçeği görmezden gelmeyeceğiz. Yıllardır hem dönüşüm yapıyor hem de bilim insanlarımızın önerileri, fikirleri doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. İstanbul'un sağlıksız konut fotoğrafına baktığımızda değerli kardeşlerim şu acı gerçeği görüyoruz. İstanbul'daki toplam ev sayısının maalesef 1/5'i, yani 1,5 milyon yuvamız sağlıksız durumdadır.
Hele hele 2,5 milyon insanımızı barındıran 600 bin konutun acilen hemen dönüşmesi gerekiyor. Ve işte bu bakış açısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, ki valimiz de ifade ettiler, başkanımız da ifade ettiler, İstanbul'a sevdalı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 12 yılda 800 binden fazla evi, iş yerini yeniledik ve vatandaşlarımıza sağlam güvenli yuvaları kurduk. 39 ilçemizin tamamında yüz binlerce yuvamızı dönüştürmek için emin olun tüm ekibimizle birlikte arı gibi çalışıyoruz. Ama inşallah çok daha hızlı, çok daha kararlı olacağız. Bugün Bağcılar'da 5000'den fazla kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacak ilk adımı burada hep birlikte atıyoruz. 4 ayrı sitemizde bulunan 1076 konutumuzu yıkıyoruz ve hızlı bir şekilde inşallah 18 ay içerisinde, öyle mi başkanım, Abdullah başkanım, 18 ay içerisinde Güneşli Türk Hava Yolları sitesinde 650, Demircan sitesinde 678, Kazım Karabekir Yenicem sitesinde 57 ve son olarak Yeni Mahalle As sitemiz, As Fatih sitemizde de 86 konutu inşa edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız ve sizleri deprem tehdidinden kurtarmak için, yeni yuvalarına kavuşturmak için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. İnşallah bu kararlılığımız daha da artacak. Bu özgüvenimizi çok daha fazla sahaya yansıtacağız. Şunu söylemek istiyorum. Bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte her ay, her ay bu dönüşüm projelerinde temel atma törenleri yapacak. Bu dönüşüm projelerinde anahtar teslim törenlerini yapacak. Ve el birliği içerisinde inşallah İstanbul'umuzda vatandaşlarımızın rızası, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu dönüşümü yine vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Değerli kardeşlerim, siyasetin, devlet görevinin en güzel yanı aslında işte milletinize verdiğiniz sözleri tutmaktır. Bu görevlerde bulunan herkese, özellikle de belediye başkanlarına çağrım şudur. Seçim artık bitmiştir. Milletimiz kararını 31 Mart'ta sandıkta vermiş ve bu karar sandıkta tecelli etmiştir. Bu karar da bizim başımızın üstünedir. Bakın, seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine, asli görevlerine, İstanbul'un dönüşümüne, İstanbul'un ulaşım sorunlarına, Ankara'nın sorunlarına, İzmir'in sorunlarına yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır. Bu güzel şehrin, İstanbul'umuzun, emin olun, polemiklerle kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, o kısır çekişmeye, ayak oyunlarına değil, hizmete, projeye yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden sürekli bahaneler duymayı değil, İstanbul için ulaşımda şunu, depremde, deprem dönüşümünde şunu yapalım demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde deprem tehlikesiyle bir aradayız. Teşbihte hata olmaz. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Biz adımlarımızı inşallah kararlı şekilde atmaya devam edeceğiz. Ama artık sizin de elinizi, gövdenizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu olan belediyelerin bu borçlarını ödeyip yine millete bu bedellerle birlikte hizmeti daha da fazla yapabilmek için söyledi. Peki onlar ne yapıyor? Yine aynı şekilde
hemen bahanelere sarılıyor. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar. Hani müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. Diyorlar ki bize itfaiye personeli için izin verilmiyor diyor. İtfaiye personelinin SGK borcuyla ne alakası var? Onu anlayamadık. Bakın değerli arkadaşlar, 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4.263'tür. 2024 yılı itibariyle İstanbul'da 140 bin nüfus arttı. Personel sayısı 4.642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üstündedir. Buna rağmen 2019'dan bugüne kadar İstanbul'umuza tam 1000 yeni itfaiye eri alımı için izin vermişiz. Bir de bize personel izni verilmiyor diye ifade ediyorlar. Bunlar emin olun aynı işte o polemikler gündem şaşırma çabalarından başka bir şey değil. Bir başka belediye bakanlığın bize borcu var diyor. Hesaplaşalım diyor. Hodri Meydan hesaplaşalım. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevinizi yapmamışsınız. Yapmanız gereken önce bir yapın. Usule erkana bir uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize bir gönderin. İstemişiz, bir şey dememişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir'e ait hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu, yapmış olduğunuz ihale bedellerinin bilgilerini bizim paylaşmalısınız, paylaşmamışsınız. Önce siz yapmanız gereken görevinizi bir yapın. Millet sizi işte bu bahanelerin arkasına sığınırken değil, işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor. İşte bahanelerin arkasına sığınırken değil, işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor. İşte bu şantiye alanlarının içinde görmek istiyor. Biz sizleri hep birlikte İstanbul'un ulaşım sorunlarını, Ankara'nın konut sorunlarını, Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, tüm ilçe belediyelerimizin altyapıya ve üst yapıya ilişkin sorunlarını çözerken görmek istiyoruz. Gelin, burada bakanlığımıza bir görev mi düşüyor? Bakanlığımızla birlikte bir iş mi yapmamız gerekiyor? Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Ama sudan sebeplerle, konuyla ilgisi alakası olmayan bahanelerle karşımıza çıkmayın. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak İstanbullulara şunu söyledik. Seçimi kazansak da kaybetsek de sözlerimizi tutacağız dedik. Çünkü bizim için asıl olan İstanbul'dur. Asıl olan İstanbullulardır. Asıl olan Bağcılardır. Bağcıların geleceğidir. Ve şu sözü sizlerin huzurunda bir kez daha vermek istiyorum. Bizi hiçbir zaman polemikte görmeyeceksiniz. Bizi her zaman dönüşüm alanlarında göreceksiniz. Bizi İstanbul'da dönüştürürken, İstanbul'daki yeşil alanları arttırırken göreceksiniz. Bizi kavgada değil, sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında bulacaksınız. Biz sözlerimizi tutmak için aşkla, azimle, işte buradaki tüm arkadaşlarımızla, tüm ekibimizle birlikte çalışacağız ve inşallah hep birlikte el ele verip İstanbul'un istikbalini kurtaracağız. Ve inşallah bu projeleri ilk günkü heyecanla yapacağız. Bugün belediye başkanlarımızla, il başkanlığımızla bir araya geldik. Ve yapılması gereken, vatandaşlarımızın bu noktada belediyelerden beklediği, bizden beklediği ne iş varsa bu işlerin yapılması talimatını bütün arkadaşlarımıza verdik. Ve hep birlikte benim vatandaşımın eğer bir mülkiyet sorunu varsa, benim vatandaşımın eğer bir imar sorunu varsa ve
bu bakanlıkta bekliyorsa, bu il müdürlüğünde bekliyorsa, bu belediyede bekliyorsa bir an önce çözecekler. Bir an önce bunu çözmek için gerekli iradeyi, gerekli gayreti gösterecekler ve inşallah el birliğiyle bu yatırımları yapacağız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarısı bizden kampanyamızı başlatmıştık ve bu kampanya dahilinde 2,5 ayda 1.225.000 konutu ve bu konuta ilişkin başvuruları aldık. Projemizi vatandaşımızla el ele vererek inşallah devam ediyoruz. Şimdi projemizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Öncelikle yarısı bizden de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık yarısı bizden de tarih kısıtlaması yok. Yarısı bizden de vatandaşımız dönüşmek istiyorsa bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Ama bina bazında, ama ada bazında bu projeleri yürüteceğiz. Yine çok önemsediğimiz, ada bazında yapılacak, vatandaşlarımızın anlaştığı, vatandaşlarımızın rıza gördüğü her bir projeyi bakanlığımız TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle belediyelerimizle birlikte yapacak ve inşallah burada alan bazındaki dönüşümlerdeki inşaat sürecini de eğer vatandaşımız talep ediyorsa biz vatandaşımızla birlikte yürüteceğiz. Yine yeni üretilecek projelerde otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyeceğiz ve yine vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyoruz. İşe başladıkları anda sözleşme bedelinin %30'unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz. İnşallah bu aldığımız kararlarla birlikte hem yarısı bizden kampanyamız daha da hızlanacak ve hem de alan bazlı dönüşümlerle birlikte belediyelerimizle birlikte bu süreci daha da kararlı bir şekilde yürüteceğiz ve inşallah İstanbul'umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz. Şimdi buradan Bağcılar Yeni Mahalle Ecesitesi'ne, Güngören Tozkoparan'a, Kartal Orhantepe'ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi'ne ve Üsküdar Basko Sitesi'ndeki ve oralardaki kardeşlerimize sevgilerimizi, müjdelerimizi buradan göndermek istiyoruz. Yarısı bizden kampanyasında bu bölgede 4400 ev ve dükkanın temellerini de yine Bağcılar'da olduğu gibi inşallah en kısa sürede atmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden İstanbul'da yaşayan tüm kardeşlerimize, bu ilçelerde oturan, endişeyle evinde bekleyen tüm annelerimize, babalarımıza yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Biz kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, nerede bir mazlum olsa oraya el uzat. Biz kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Biz Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Biz Filistin'in özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman polemikle, yalanla, iftirayla yan yana gelmeyeceğiz. Biz her zaman milletimizin bize ihtiyaç duyduğu yerde milletimizin dizinin dibinde olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada el ele vereceğiz. Orada omuz omuza vereceğiz ve inşallah Türkiye yüzyılında İstanbul'u da Türkiye yüzyılının parlayan şehri yapacağız ve bu dava, bu hakikat yüzyıllarca sürecek. Burada hep birlikte bu dava için, bu hakikat için bu mücadeleyi sürdüreceğiz diyorum. Bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.